Gel buraya. Beceriksiz havuç. Hem kravat bağlamayı beceremiyorsun, hem de cep telefonu istiyorsun. Ya kravat bağlamasını öğrenince cep telefonu alacak mısın baba? Hayır. Ama söz vermiştin. Oğlum, ben almasını alacağım ama Milli Eğitim Bakanı izin vermiyor ki. Çocuklara cep telefonu almayın diyor. Ne yapayım, devlete karşı mı geleyim? Ne yani? Benim cep telefonum Bakanlar Kurulu kararında mı kaldı? Oğlum, böyle kıpırdamaya devam edersen Bakanlar Kurulu da gelse bağlayamayacak bu kravatı. Sakın kısa olmasın baba. Zaten boyumuz kısa, cep telefonumuz da yok. Bari kravatımız uzun olsun. Bu gece birkaç tane isim var aklımda. Ne ismiymiş bunlar? Kız isimleri. Dansa kaldıracağım. Kulaklarına güzel şeyler söyleyeceğim. Hepsini ezberledim. Oğlum, ne zevk alıyorsunuz şu düğün dernek işinden anlamıyorum ki. Gidiyorsun, oturuyorsun oraya, fönlü saçlı bir piyanist şantör çıkıyor, emirler yağdırmaya başlıyor. Çocukları sahneden indirin, haydi eller havaya, hop baro. Genç çiftleri sahneye davet ediyorum, ona. Ne yapacağımıza şarkıcı karar verecek. Ablan hazır mı? Değil baba. Kadın milletini bilmez misin? Hazırlanmadı daha. Hadi çıkıyoruz, hadi hadi, biraz çabuk, hadi 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 hadi. Böyle bir şeyi asla bir kadından duyamazsın. Neyi? Kadınlar hiçbir zaman erkeklerden önce hazırlanıp da hadi çıkıyoruz demez. Ben bizzat annenle 15 yıllık evliyim, daha bir gün bile Haluk hazırsan çıkıyoruz dediğini duymadım. Yok yani, tarih yazmıyor böyle bir şey. Doğru söylüyorsun baba. Ben de 12 yıldır hayattayım, ablamdan böyle bir şey duymadım. Duygu kızım, hadi hazır değil misiniz? Adamlar evlendi, çoktan çocukları bile oldu be, siz hala hazır değilsiniz. Tamam baba, hazırım. Hiç uğraşma baba, gelmez. Kim bilir neler takıp takıştırıyordur şimdi. Sen bir de anneni gör. Hazırlandıktan sonra 45 dakika ayakkabılık civarında dolaşır. Bu nasıl olmuş? Elbisemle uymuş mu? Bu elbise nasıl? Beni şişman gösteriyor mu? Ana! Hanımefendi aslında şişman değil, elbise onu şişman gösteriyor. Baba 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 baba. Ben bir gün bile kalkıp da bu elbise beni Kadir İnanır gibi gösteriyor dedim mi? Demedim. Kardeşim, şişmansan şişmansın işte. Olacak şey değil. Yani sen şimdi git Akrep Nalan'a istediğin elbiseyi giydir. Zayıf gösterebilir misin? Gösteremezsin. Yani tekstil bilimi o kadar gelişmedi ki. Keşke öyle bir elbise olsa baba. Beni uzun gösterdi. Düğündeki bütün kızları tavlardım. Sen ol. Kadın ne giyerse giysin. Aa, çok yakışmış de. Çünkü eğer aksini söylersen, eğer ya acaba başka bir şey mi giyseydin, bu pek yakışmamış dersen bittin. En az 2 saat daha evden çıkamazsın. Ben hazırım. Bu nasıl olmuş baba? Çok güzel olmuş. Evet evet, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş, çok. Yok, diğeri daha güzel. Hemen denerim. Bak bak bak, gördün mü? Beğendik ama yine değiştirmeye gitti. Meltem, hadi be güzelim, hadi. Ben hazırım. Ay oğlum, sen ne güzel olmuşsun böyle, ne kadar yakışmış. Ana! Bu ne? Ne? Uzun etek giydim işte Haluk. İstersen çıplak gidelim düğüne Meltem Hanım. Ay gene neler saçmalıyorsun sen ya? Saçmalayan biri varsa o da sensin. Üzerine bir şey giymeyi unutmuşsun. Sevda Demirel bile senin yanında tesettürlü kalır. Üzerindeki çok güzel bir kıyafet bir kere. Hiç de güzel falan değil bayan personel müdürü. İğrenç bir kıyafet. Ama baba, sen demiştin ki kadının kıyafetini hemen beğeneceksin. Sen karışma avuç. Sen neye taktın Haluk? Seni... Göğüslerin ortada. Hiç de değil. Bu kıyafete bu kadar dekolte çok normal. Sen düğüne bu kıyafetle gideceksin. Ben de senin yanında erkeğim diye duracağım, öyle mi? Baba 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 baba. Ay sen ne erkekmişsin be. Her gün erkekliğini kanıtlamak zorunda mısın? Her gün unvanını korumak zorunda mısın? Bay Arsiklet Abidin. Evet, zorundayım. Eğer sen düğüne bu kıyafetle gidersen ortada ne erkeklik kalır ne de unvan. Biterim ben, mahvolurum yani. Giderim buradan, terk edeyim bu ülkeyi. Senin ne tür bir erkek olacağın beni hiç ilgilendirmiyor Haluk. Sen benim kıyafetime karışamazsın. Karışırım. Ben bu düğüne bu kıyafetle giderim Abidin. Sen o düğüne bu kıyafetle gidemeyeceksin bayan personel müdürü. Mutfak. Mutfak. Bak hele, ana. Haluk, düğüne gidiyoruz. Gece kıyafeti giymen çok normal ve her gece kıyafetinde biraz dekolte olur. Bu çok normal. Allah Allah, çok normalmiş. Kim diyor bunu? Adettir bu. Adetmiş. Baba 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 baba. Atalarımız siper et göğsünü dursun mu ayansızca akın demiş. Aç göğsünü düğüne git dememiş ki. Haluk, sen hiç özel gece, düğün dernek nedir bilmez misin? Gayet iyi bilirim. Hah, işte öyle gecelerde insanlar özel şeyler giyer. Aman aman, Meltem Hanım özel şeyler giyecekmiş. Gören de hıncal uluş kıyafetine not verecek zannedecek.
Şuraya bak. Meltem Hanım'ın elbisesinin altına bu ayakkabıları hiç yakıştırmadık. Olmuyor, olmuyor diyor ve hemen çıkarmasını söylüyoruz. Hayır, moda bu. Sen anlar mısın modadan, bilir misin? Kadıköy'dekinden bahsetmiyorum. Modaymış. Üç tane like modacı bir araya gelip benim karımın ne giyeceğine karar veremez. Onlar yapıyor elbiseleri Johnny'ye göre, uymuyor Ali'ye Veli'ye. Ne kızım bu kıyafet? Yakışıyor mu hiç? Seni ilgilendirmez. Ters kızım bu işler bize, ters. Babamı taklit etme Avuç. Bu evde ters olan bir şey varsa o da sensin ve benim kıyafetlerime karışamazsın. Karışırım. Karışamazsın. Karışırım. Seni insan içine çıkarmamak lazım onu. Yere kapatıp orada beslemek lazım. Göğsünün çatalı gözükmeyecek o kadar. İğrençsin Haluk. Evet, iğrencim. Gitmeyelim o zaman. Ben meraklı değilim zaten. Tamam, gitmiyoruz. Bütün düğünler aynı zaten. Abuk subuk bir ordör tabağı, kurumuş iğrenç bir salam, küçük beyaz peynir, Amerikan salatası ortada. Rus salatası. Dünya mutfağında Amerikan salatası diye bir şey yok canım. Ya her ne salatasıysa niye beni düzeltip duruyorsun ki? Konumuz o değil. Kocaman bir sigara böreği, Arnavut ciğeri... Pardon, yoksa o Rus ciğeri miydi? Haluk, sen ne anlatmaya çalışıyorsun? Düğünlerden nefret ettiğimi anlatmaya çalışıyorum. Tamam, o zaman sen evde otur, ben yalnız gideyim. Bayan personel müdürüne bak hele. Açacak göğsünü, bağrını, salına salına düğüne gidecek. Hem de tek başına. Ana. Ne yapıyor bunlar? Göğüs göğüse çarpışıyorlar. Düğüne mi kapıya çıkacaklar şimdi? Allah Allah. Ne yapıyorsun sen burada? Ya tam mutfağa su içmeye geliyordum. Siz çıktınız. Yalancı Avuç. Anneniz kıyafetini değiştirsin, hemen çıkıyoruz. Buyurun. Bu arada ikinize de söyleyeyim. Düğünde abuk subuk fotoğraflar çektirip de beni ekonomik krize sokmak yok. Tamam mı? Gecenin bir vakti elinde ıslak fotoğraflarla karşımda bir fotoğrafçı görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Biz çektirmeyiz ki baba. Kendi çekiyor. Ne tarafa dönsen flash patlıyor. Fotoğrafçı gördüğünüzde yüzünüzü kapatın. Kaçın oradan. Hani mankenler Layla'dan çıkarken yapıyor ya. Onun gibi mi? Baba. Havuca bak hele. Layla'yı da biliyormuş. Amma yaptım baba ya. İstanbul gece hayatı. Benden sorulur. Ana, sen geceleri bizi yatırıp barlara mı gidiyorsun? Televizyon baba. O sihirli alet bütün gece alemini evimize getirdi. İnşallah ben de iyi bir futbolcu olup mankenlerle gideceğim oralara. Bravo. Havuz Bey'in hayallerine bakın hele. Hepsi öyle baba. Hepsi birbirinden iğrenç. Feminist Havuç. Feminist Havuç. Bak hala çıkarmamış ya. Biraz dikkatli bak. Askılarımı iğneyle tutturdum. Bakalım beğenecek misin? Fena değil gibi. Çengelli iğneler biraz kurtarmış. Önden bakalım. Yeter artık. Şuraya bak. Bir tane çengelli iğne ailemizin namusunu kurtardı. Çatal gözükmeyecek o kadar. Ya bahanesine gideyim. Yok öyle light modacıların diktiği giysileri giymek. Bıraksak transparan dolaşacaksın ortalarda. Yürü. Hadi bakalım çocuklar, geç kalıyoruz. Yeteri kadar kaldık zaten. Düğün bitmeden gidersek hadi bakalım, hadi. Hadi siz çıkın, geliyorum. Bu ne abi? Dur. Ya bu sıcakta mı? Geç kalıyoruz, hadi. Aman be. On dört tane fotoğraf. Vay be! Tanesi 4 milyondan 56 milyon. 5 milyon da park parası, 61 milyon. Bir de altın taktık maşallah. Titeber Şahmer. Tabii, düğüne mi gittik, tatile mi gittik anlayamadım. Düğün sahibinden bile fazla para harcadık. Fotoğrafçı gelip yüzümüze baktığında ağzımızı yüzümüzü bozsaydık bizi tanımayacaktı baba. Anı oldu işte, fena mı? Ne anısı be? Şuraya bak. Her fotoğrafta aynı şekilde gülmüşsünüz. Bir tane çektirseydik yeterliydi. Hepsinde aynı mutluluk, bak. Sen de hepsinde somurtmuşsun. Hiç değilse değişik bir fotoğraf çektirmişim. Bak, al. Fotoğraf çektirirken niye gülerler bir türlü anlamam. Ülkede kriz var, millette para yok, herkes işsiz. Ama fotoğraflara bak, herkesin ağzı kulaklarında. Herkes oğlunu mutlu hatırlamak istiyor da ondan. Ben hiç değilse dürüstüm. Düğüne gittiğim için mutsuzum, keşke burada olmasaydım diye düşünüyorum. Ve buyurun işte kanıtı. Aslında o kadar geç gittikten sonra bizim de mutsuz olmamız gerekirdi. Ama neyse ki insanların mutlu anını bozmamak için çabuk toparlandık.
Düğüne geç falan gitmedik. Salonu öyle bir yere yapmışlar ki bir türlü bulamadık. Sanki düğün salonu değil, gizli istihbarat servisi binası. Gizli bir yerde değildi. Ama nedense biz etrafında yarım saat dolaştığımız halde bulamadık. 45 dakika. 1 saat. Abartmayın, abartmayın. Oraya vardığımızda hemen birine sorsaydım bu kadar geç kalmazdık. Ama babanız adres sorma olayını gurur meselesi haline getirdiği için asla sormaz, saatlerce dolanır ve aradığını bir türlü bulamaz. Bu hep böyle olmuştur. Ya senin yaptığına ne demeli? Ne yapmışım ben? Utanmıyor musun sen evli barklı bir kadın camı indirip adres sormaya? Beyefendi, bakar mısınız beyefendi? Ona. Allah Allah, ne var bunda Haluk? Ruhumuzu teslim edene kadar düğün salonunu mu arasaydık? Ya adam yanlış anladıysa? Ya vay, kadın bana pas veriyor diye düşündüyse? Ya arabanın plakasından nerede oturduğumuzu öğrenirse? Ya senin peşine düşerse beni katil mi edeceksin? Haluk, sadece adres sordum adama. Evlenelim demedim. Hadi bakalım çocuklar, siz de odanıza, geç oldu. Bu saçmalıkları dinlemeyin. Herkes ne güzel dans etti. Bir siz dans etmediniz baba. Babanız en son dans ettiğinde 78 Dünya Kupası oynanıyordu kızım. Hadi hadi. Hadi odanıza. Dansmış. Light erkek miyim ben? Ama çok güzel bir saf oynadın baba. La 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 la. Uzatma, uzatma. Hadi odanıza, odanıza. Hadi, hadi odanıza, hadi. Hadi, 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 hadi odanıza. Hadi.